Bugün size çok şahane bir yemek yapacağım. Yemek yaparken de şunu söyleyeyim. Benim öğrencim Konyalı. Ben bunu mezun ettim, gönderdim. Kendinden kurtulamadım. Diyebilirim ki işte Gölbaşı'dan Ankara Mamak'a kadar gelmiş. 60 kilometre yoldan hem beni ziyarete gelmiş hem çekim yaparım diye gelmiş. Evladım hoş geldin diyor. İnşallah Allah nasip ederse kendime böyle bir güzel bir yer kurarsam öğrencilerimi tek tek çağıracağım. Şimdi bu yemekle ilgili şunu söyleyeyim. Ne diyorum? İtalyanların neyi varsa, lazanyası varsa, İtalyanların lazanyası varsa bizim de neyimiz var? Eriştemiz var. Ben size bugün öyle bir erişte yapacağım. Emin olun İtalyanların lazanyasından daha lezzetli, daha kıymetli olacak. Şimdi burada neyimiz var? Bir paket eriştemiz var. İki tane soğanımız var, sarımsağımız var, kıymamız var, salçamız var, kaşarımız var. Diğer malzemelerden elinizde ister varsa atın, yoksa atmayın. O şekilde söyleyeyim. Önce malzemelerim burada duracak. Eriştemizi ocağa götüreceğim. Ocağın başında eriştemizi bir işlemden geçireceğim. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Ocağımızın altını yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bir yağımızı veriyoruz. Arkadaşlar eriştemizi karıştıralım. Eriştemizi aynı pilav kavurur gibi kavuracağız. Böyle hafiften üstü karamelize renk alana kadar. Eriştemizi kavurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Tuzunu atıyoruz. Tuzu atıyoruz ki suyu verdikten sonra erişteler tuzu içine alsın. Aynı pilav yapar gibi yapacağız. Daha önce benim erişte tarifim var zaten. Aynı bu şekilde erişte yapmıştım. Ceviz erişte yapmıştım size. Şimdi suyunu vereceğiz. Üstündeki renklerini görün arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi suyunu veriyoruz. Suyunu verirken şunu söyleyeyim. Pilavına su verir gibi vereceğiz. Bunun suyunu az vermeyeceğiz. Suyunu verirken de korkmayacağız. Yani suyu az olmasın, fazla olsun. O şekilde söyleyeyim size. Hemen kapağını kapatıyoruz. Pilav demlendirir gibi altını kuş gözü yapacağız. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kıymanın çok veya az olması önemli değil. Bunda soğanınız bol olsun. Buna asıl lezzeti verecek olan soğan. Hemen soğanımızı doğruyoruz. Soğanımızı doğradık. Sarımsağımızı doğradık. Sarımsağı soğanla beraber kavuracağım. Sebebi şu. Sarımsak kokusu değil. Sarımsak aroma kokusu olsun diye. Yani çiğden atarsam ağır kokusu olur. Yememizi bozar. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Elinizde biber varsa biber. Domates varsa domates. Kapya biber varsa kapya biber. Malzemeyi çoğaltabilmek için o malzemeleri tamamından katabilirsiniz. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Şimdi soğanı kavurmak için az bir sıvıya atıyoruz. Tabi sizin tercihiniz hangi yöndeyse, hangisini severseniz, ister katı yağ, ister tereyağı, ister zeytinyağı fark etmez. Kavruldu. Şimdi ne yapıyoruz? Kıymamızı katıyoruz. Gel oğlum, gel. Kıymamız kavruldu. Şimdi salçasını katacağız. Salçamızı çok iyi kavurmamız lazım. Midede ekşime yapmasın diye. Yani hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelene kadar karıştıracağız.
o kadar kavuracağız yani. Şimdi ne yapıyoruz? Biberini ilave ediyoruz. Yeşil biber koyuyoruz. Daha önce de dediğim gibi elimizde domates varsa domates, kırmızı biber varsa kırmızı biber. Arkadaşlar şimdi soğuk su ilave edeceğiz. Soğuk suyumuzu az ilave edeceğiz, çok abartmayacağız. Soğuk su ilave etmemin sebebi de şu, hem yemeği rahatlatmak hem de salçanın renginin daha güzel çıkması için. İçindeki su azalana kadar biz bunu ne yapacağız? Kaynatacağız. Dediğimiz kıvama geldi. Buna nane katacağız, çok az. Naneyi niye az katıyorum? Sebebi şu, nanenin kokusu baskın olmasın. İçinde bir hafiften bir aroması olsun. Yiyen insan içinde ne olduğunu bilmesin ama sürekli desin ki ya bundan değişik bir koku geliyor bana. Kekiğimiz. Kimyon. Karabiber. Pul biber. Şimdi bu kıymamız burada pişerken de şunu göstereyim ben. Eriştemiz oldu artık şu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen ne yapacağız? Eriştemizin altını kapatacağız. Dinlenmeye alacağız. Şöyle kenardan eriştemi de göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı pilav gibi oldu. Ocaklarımın ikisinin de altını kapatıyorum. Diğer işleme geçiyoruz. Altını kapatmadan iç harcımızı, tuzunu da atıyorum. Evet, şimdi hocamızın altını kapatıyoruz. Arkadaşlar erişteyi şu şekilde bir görün. Görüyor musunuz? Hiçbir şey yapmasa bir adam bundan iki tabak yer. Yani erişte de pilav olur mu demeyin. Olur. Daha önce de söylediğim gibi İtalyanların lazanyası varsa bizim eriştemiz var. Ben şimdi bizim eriştemizden onlardan daha güzel bir yemek çıkartacağım. Şöyle biraz bir soğusun. Şimdi sıra geldi bunun peşama sosunu tutmaya. Lazanyanın ana maddesi ne? Peşama sos. Şimdi şöyle tenceremin dibini göstereyim. Tenceremizin dibinde kesinlikle bir damla dahi su olmayacak ve kuru olacak. Burada 2 yemek kaşığı tepelem unumuz var. Onu döküyoruz. Şimdi bunu ne yapacağız? Kavuracağız. Ne zamana kadar? Hamur kokusundan, un kokusundan, ekin kokusuna gelene kadar. İlave ediyoruz. İstediğimiz kokuyu elde ettik. Zaten kavururken fark edersiniz. Rengini kaçırmayacağız. Yağı da azar azar vereceğiz ki çok fazla yağ olmasın. Bunu tekrar bir daha kavurmaya gerek yok. Sebebi şu, zaten unumuz kavrulmuş olduğundan dolayı. Sıra geldi sütünü vermeye. Sütü biraz koyu kıvamda olmayacak. Yani peşama sosumuz. Biraz akıcı olacak daha doğrusu. O şekilde söyleyeyim. İki yemek kaşığı tepeleme una, iki su bardağı süt kattım. Şimdi karıştıracağım. Biraz sonra tekrar yoğunluğunun ayarlamasını yapacağım. Arkadaşlar şu şekilde peşama sosumuz hazır. Ben bunu biraz daha açacağım. Sebebi şu, üzerinde bir akıcılık olsun diye. Hazır. Hemen ne yapıyoruz? Tuzunu atıyoruz. Şu şekilde kıvamını ben bir göstereyim size. 2 yemek kaşığı tepeleme una, 3 su bardağı süt. O şekilde hesaplayın. Şimdi sıra geldi tavamızda buluşturmaya. Peşama sosumuzu ne yapıyoruz? Eriştemizle buluşturuyoruz. Tabi tamamını dökmüyoruz. Dibinde 1 su bardağı kadar peşama sos bulunduracağız. Şu tarafta dök. Olur. Yeterli. Peşama sostan 1 su bardağı ayırdık. Onun üzerinde kullanacağız. Karıştırıyorum şunu. Arkadaşlar borcamımızın dibini katı yağ ile iyice bir yağladık her tarafını. Eriştemizin yarısını bunun içine dökeceğiz şimdi.
dibine çok güzel bir şekilde yayacağız. Düz bir şekilde yaydık. Şimdi ne yapıyoruz? Yapmış olduğumuz iş harcını döküyoruz. Sadece size şunu söyleyeyim. Siz bana güvenin. Kesinlikle mahcup düşmezsiniz. İnanılmaz derecede güzel bir yemeğiniz çıkar. Şurada yerde 2-3 parça ceviz kalmış. Onu kırdım. Onu da şöyle bir serpeyim. Yerken çıtır çıtır ağza geldiği zaman güzel bir lezzet verir. Sıra geldiği burgatı yapmıyor. Şey yapıyoruz, ilave ediyoruz. Üçüncü katı olmuş oluyor. Tabi ben tepsinin dibini sıyıracağım. Şöyle ben göstermek için zamanınızı çalmayayım. Bunu da her tarafına aynı o şekilde, düzgün bir şekilde ne yapacağız? Yayacağız. Hafiften koyulaştı. Beklerken ne yapıyoruz? Çok az bir buna akıcı kıvam kazandıracağız. Hemen şu şekilde karışımın üzerine döküyoruz. Her tarafına dökeceğiz. Peşamalı her tarafına güzelce ne yapacağız? Dağıtacağız. En üst katına ne yapıyoruz? Kaşar serpiyoruz. Bizi koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Fırına geçiyoruz. Isıttığım 180 derece fırına atıyorum. Ortalama 25 dakika içerisinde çıkar. Ne diyelim? Bizim lazanyamız hazır. Hemen sunuma geçiyoruz. Koyuyoruz şu şekilde gördüğünüz gibi. Adınız. Arkadaşlar ne diyoruz? İtalyanların neyi varsa, lazanyası varsa, İtalyanların lazanyası varsa bizim de eriştemiz var. Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.